Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri takip eden yüce Türk milleti, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 7. maddesi üzerine MHP grubu adına söz almış bulunmaktayım. Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak, yüksek öğretim alanında kalite güvencesi sistemini güçlendirmek misyonu ile kurulan Yüksek Öğrenim Kalite Kurulu'nun kurumsal iyileştirme çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından 2020 yılında ilk kez uygulamaya başlanan ve 209 üniversite arasından 60'a yakın kurumun başvurduğu, 2021 yılında ise 12 üniversitenin akredite olduğu kurumsal akreditasyon programı kapsamında üniversitelere kurumsal akreditasyon belgesi verilmektedir. Bu belgeler uluslararası kuruluşlar tarafından denetimler sonucu yüksek maliyetlerle verilmektedir. Ancak bu uluslararası kuruluşlar tarafından üniversitelerin tüm bölümlerine akreditasyon belgesi verilmemektedir. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda yüksek maliyetlerin azaltılması ve tüm bölümlerin tanınarak akredite edilme oranının yükseltilmesi adına yerli ve milli kuruluşların sayısının artırılarak bu kuruluşlarımızın desteklenmesi büyük öneme sahiptir. Yerli akreditasyon kuruluşlarının teşvik edilmesi ve üniversitelerin tüm bölümleri için genel denetim yerine bölüm bazlı akreditasyon sürecinin yürütülmesi kalite politikasındaki etkinliği de arttıracaktır. Kıymetli milletvekillerim, konuşmanın kalan kısmında seçim bölgem ve aynı zamanda memleketim Gaziantep ile ilgili bazı hususları dile getirmek istiyorum. COVID-19 salgının hastalığının olumsuz etkilerine bağlı olarak küresel ekonominin daraldığı bir dönemde Gaziantep ihracattaki büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Türkiye'nin ihracat yükünü çeken lokomotif şehirlerin başında gelen Gaziantep'ten bu yılın ilk 11 aylık döneminde geçen yıla oranla %29.6 artışla toplam 9 milyar 128 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin en fazla ihracat yapan 5. şehri konumunda yer alan Gaziantep, Aralık ayı ihracat rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte 2022 yılına 10 milyar dolar olan uzun yıllar arzuladığı ihracat hedefini yakalayarak girmiş olacaktır. Türkiye büyüme rakamlarına da olumlu katkı sağlayan bu tabloya sanayi üretiminin katkısı son derece büyüktür. Son açıklanan verilere göre sanayi üretimi endeksinde yıllık bazdaki %8.9'luk artış bu büyümenin en önemli göstergelerinden birisidir. Gaziantep'in her zaman ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat gücüne üzerinde bir performans sergileyen bir şehir olduğu görülmektedir. Sürekli büyüme ve gelişme hedefini gerçekleştirmek için yolunda emin adımlarla yürümeye devam eden Gaziantep'in yaşamış olduğu gelişim ve istikrar çizgisi, yaşanan bazı sorunların etkin bir şekilde çözüme ulaşmasıyla çok daha iyi noktalara gelecektir. Bunlardan birisi ise KDV iadeleri hususundaki gecikmelerdir. İhracatçı firmalarımız KDV iadesi başvurularını zamanında ve eksiksiz olarak ilgili vergi dairelerine iletmelerine rağmen sistem üzerindeki KDV iadesi kontrol raporları yaklaşık 10 günlük bir gecikmeyle açılmaktadır. Kontrol raporunda herhangi bir eksiklik olmasa bile işlemlerin sonuçlandırılması uzun sürmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. ili konumunda bulunan Gaziantep'teki vergi dairelerimize ek personel desteği sağlanması soruna büyük ölçüde çözüm sağlayacaktır. Ayrıca mali bilanço konusunda da bazı talepleri olan sanayicilerimiz kurumlar vergisi matrahının hesaplanabilmesi için tek düzen hesap sistemi ve vergi kanunlarına göre çıkarılan mali bilanço ile Türkiye muhasebe standartlarına göre çıkarılan bilançolar arasındaki farklılıkların giderilerek şirketlerin sadece Türkiye muhasebe standartlarına göre bilanço çıkarmalarının sağlanması, aynı kayıtlardan mali karın hesaplanmasına imkan verilen düzenlemelerin yapılması, iki ayrı bilanço çıkarılması uygulamasının sona erdirilmesini beklemektedirler.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, bir başka husus ise sadece Gaziantep'li ihracatçılarımızın değil birçok şehrimizin beklediği Hassa 4 yol tünel projesidir. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip Gaziantep'in ve birçok şehrimizin İskenderun Limanı'na mesafesini kısaltacak ve bölge sanayisine sınıf atlatacak olan Hassa 4 yol tünel projesindeki çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Ulaştırma Bakanlığımızca güzergah projesi tamamlanan Hassa 4 yol tünel projesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bulunan Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Mardin illeri başta olmak üzere birçok ilimizin ticareti ve sanayisi açısından önemlidir. Bölgesel kalkınma için acil ihtiyaç olan tünel projesindeki yapım işleri ihalesinin hızlandırılması ve tünelin bir an evvel hizmete açılması büyük bir önem taşımaktadır. Sayın milletvekilleri, Antep fıstığı sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı Gaziantep ve bölge halkının en önemli tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Antep fıstığından sahip olduğu tarihsel deneyim, mevcut üretim potansiyeli ve pazar avantajlarına rağmen ürünün kayıt altına alınamamasından kaynaklı çeşitli sorunlar yaşanmakta ve bu güçlü potansiyel maalesef tam olarak sahaya yansıtılamamaktadır. Sürdürülebilir üretimin sağlanması ve ürünün dünya pazarlarında hak ettiği ticari potansiyeli yakalaması amacıyla Antep fıstığının tarımsal destek programına dahil edilmesi ve ürünün Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımının yapılarak Antep fıstığı lisanslı deposunda muhafaza edilmesi üreticilerimizin desteklenmesi bakımından önemlidir. Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi hususundaki genel talep ise ürüne kilogram başına veya fındıkta olduğu gibi dekar başına 170 TL alan bazlı gelir desteği verilmesi şeklindedir. Bunun yanı sıra hasat sezonunda düzenli olarak fındık alımı gerçekleştiren ve bu ürünleri fındık lisanslı depolarda muhafaza altına alan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin en az fındık kadar değerli ve katma değeri yüksek bir ürün olan Antep fıstığı için de aynı uygulamanın yapılması Antep fıstığı üreticilerin talepleri arasındadır. Gaziantep Ticaret Borsası tarafından İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Türkiye'nin ilk Antep fıstığı lisanslı deposu 2021 yılında Gaziantep'e hizmet açılmıştır. Faaliyetlerini devletimizin güvencesi ve gözetimi altında sürdüren yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip Antep fıstığı lisanslı deposu üreticilerimize güvenli, sigortalı ve sağlıklı depolama imkanı ile çeşitli devlet destekleri sunmaktadır. Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te hizmete açılan fıstık lisanslı deponun kullanımının ağının yaygınlaştırılması, Antep fıstığı piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Antep fıstığına yönelik ürün alımı gerçekleştirmesine ivedi olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Antep fıstığında özellikle arz yığılmalarının yaşandığı hasat dönemlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticilerimizden Antep fıstığı alımı yaparak bu ürünleri Antep fıstığı lisanslı depoda muhafaza etmesi, ürüne fiyat istikrarı sağlayacağı gibi ürünün nispi oranlarda kayıt altına alınmasına da katkı sağlayacaktır. Belirtilen tüm bu gerçekler doğrultusunda kültürel, tarımsal ve sanayi ürünümüz Antep fıstığının her yıl belirli bir miktarda Toprak Mahsulleri tarafından alımının yapılması, Antep fıstığı lisanslı deposunda muhafaza edilmesi hususunda Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yürütülecek tüm projeleri destekliyor olacağız. Değerli milletvekilleri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Valiliğimiz tarafından eğitim altyapısını güçlendirmek için 100. yılda 100 hayırsever 100 okul kampanyasında hedefimiz 100 okul iken toplam 132 tesisin protokolü imzalanmıştır. Yaklaşık maliyeti 1,5 milyar lira olan projelerin hayırsever katkısı 978 milyon lira olmuştur. Bu vesileyle eğitime katkıda bulunan hayırseverlerimize, öncülük eden Gaziantep Valimize, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere, hemşerilerim, partim ve şahsım adına teşekkür ederim. Güneydoğu Anadolu bölgesinin lokomotif kenti Gaziantep, kültür ve gastronomi alanında adından söz ettirip UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına dahil olarak adeta cazibe merkezi haline gelmiştir.
Dünya artık sadece deniz, kum ve güneş turizminden ibaret değildir. Gaziantep'in tarihi yapıları ve kültürel değerleri gastronomiyle süsleyerek turizm konusunda her geçen gün daha da iddialı bir konuma gelmiş bulunmaktayız. Kurtuluş mücadelesindeki yoklukla zerdali çekirdeğinden ekmek yapılan bir dönemden gastronominin başkenti olma başarısına erişen Gaziantep'in 2022 yılı konaklamalı turist hedefi 1 milyon olurken geceleme hedefi ise yaklaşık 1,5 milyondur. Pandeminin etkisini arttırdığı dönemde yaklaşık 600 bin turisti ağırlayan zengin mutfağı, eşsiz kültürü, tarihi zenginlikleriyle dolu Gazi şehrimizdeki büyüleyici yolculuğa ve 25 Aralık'ta düzenlenecek olan Fransız işgalinden kurtuluşun 100. yıl kutlamalarına tüm Türkiye'yi davet ediyor. Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı diyoruz. Kıymetli milletvekilleri, Gaziantep Valiliğimizin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle başlatılan ve anlamlı bir proje olan 80 kette şehit toprağı ve bayrak gönderme projesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Her insanın doğduğu, büyüdüğü ve son nefesini verdikten sonra ebedi uykuya daldığı bir toprak vardır. İnsanlar sevinçlerini ve hüzünlerini vatan denilen topraklarda yaşar ve ekmeklerini bu topraklarda kazanırlar. İnsanlar kimliklerini ve bir ulusa ait olma hissini vatan denilen topraklarda edinirler. İşte bu yüzdendir ki insanlar yüreklerinin bir tarafında hep vatan sevgisini taşırlar. Ve atalardan gelen bu duygu gelecek nesillere aktarılarak hiç sönmeyen bir ateş gibi yanmaya devam eder. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı" dizesinde dikkat çektiği gibi vatan sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan toprağın altındaki şehitlerin ve tüm ataların ebedi uykuda olduğu kutsal bir topraktır. Savaşların, göçlerin, acıların, kahramanlığın, şanlı ve şerefli olmanın, gaziliğin, şehitliğin tarihi olan Gaziantep ikinci bir Çanakkale'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün şehirleri överken Gaziantep'e özel bir yer vermiştir. Yüce Meclis'in de gazilik unvanı vermesi, kahramanlığımızı örnek göstermesi tesadüf değildir. Şehit makamının peygambere komşu olarak gören bir milletiz. Bu sebeple bizler için toprak, ana, yar ve vatandır. Yani toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 25 Aralık'ta 100. yılı kutlayacağımız şanlı kurtuluş mücadelemizin anısına Gaziantep Valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde gençlerimiz ve öğretmenlerimiz 80 şehrimize 6.317 şehidimizin topraklarından birer avuç ve şanlı Türk bayrağını götürmeye başlamışlardır. Bu anlamlı projeden dolayı başta Gaziantep Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gençlerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tıpkı şimdi olduğu gibi gençlerimiz ile 100 yıl sonra da aynı duruşumuz sürecek, zaman değişse bile duruş değişmeyecek, vazifemiz hep aynı olacaktır. Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanımız tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen 40 bin sağlık personeli alımı ile birlikte başta seçim bölgem Gaziantep olmak üzere birçok ilimizde sağlık personeli ihtiyacı azalmış olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın yanı sıra başta memleketim Gaziantep olmak üzere birçok ilimizde hekim ihtiyacının karşılanması da önem arz etmektedir. Mevcut sayısal yetersizlik, COVID'e bağlı hekimlerin vefatları, yurt dışı hekim göçü, erken emeklilik, kamudan kaçış, branş hekimlerinin iş yeri hekimliğine geçişi ve hekimlik mesleğini terk etmek sebeplerinden dolayı birçok hekim açıkları oluşmuştur. Geçmişten gelen sağlık çalışanı eksiklikleriyle birlikte yeni ortaya çıkan sorunlar da olumsuzluğun artmasına neden olmaktadır. Bu gerekçelerle Gaziantep ve birçok ilimizin özellikle ana branşlar olmak üzere hekim ihtiyaçlarının karşılanması adına gerekli çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bütçe görüşmelerinde dile getirdiğimiz hususlar konusunda yazılı cevaplarını tarafımıza kısa sürede ileten Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibine teşekkür ediyorum. Kabul edilen tüm bütçelerin
yüce Türk milleti için hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinize şifalı günler dilerim. Gaziantep'imizin adaşı, Gazi Meclisimizi saygıyla selamlarım.